Herkese merhaba, bu videoya ve kanala hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Melis. Şu an burada olduğunuz ve bu videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. En samimi ve kalpten şekilde sizleri kucaklıyor ve selamlıyorum. Bu videonun daha kalpten bir video olacağına inanabilirsiniz. Benim için çok kolay değil bu videoyu çekmek. Açıkçası 1,5 yılı aşkın süredir bu videoyu çekmek için böyle hep hazırlanıyorum ama hep son anda vazgeçiyorum. Duygusal iniş çıkışların ve zorlukların olduğu bir süreci atlattım ve bazen de aslında hala sürecin içerisindeyim. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün multiple skleroz MS sürecini ve MS sürecimi konuşacağız. Burada aslında MS taşlarımla beni merak eden, arayan, soran ya da takip eden takipçilerim de aynı noktada buluşmayı umut ediyorum ve inanıyorum ki bu zamana kadar paylaştığım her videoda hastalık olsun, süreçler olsun her videoda yanımdaydınız ve biz kocaman bir aile olduk. Glutensiz beslenme süreci ve o dönem yaşadığım sıkıntıları anlattığımdan başladı aslında bu bağlantı ve gerçekten biz kocaman bir aile olduk. Ve bu bana çok fazla motivasyon verdi, çok enerji verdi, beni daha hayata bağladı diyeyim. Şimdi ben kendi sürecimden bahsedeceğim ve diliyorum ki yorumlarda da sizin süreçlerinizle sizlerle buluşalım. Bu videoyu çekmemin aslında en büyük amacı benim gibi MS'lilere, MS'taşlarıma ulaşmak ve birlikte çok güçlüyüz mesajını vermek. Bu videoyu dediğim gibi benim için çekmek çok kolay değil. Şu anda da duygu dolu, heyecanlı, yarı böyle ağlar, yarı güler vaziyetteyim. O yüzden elimden geldiğince açıklayıcı ve düzgün konuşmaya ve ağlamamaya çalışacağım. Arada da unuttuğum için biliyorsunuz MS'li arkadaşlarım beni anlayacaktır. Arada unutkanlıklarımız böyle düşünüp duraksamalarımız olduğu için de hatta böyle bilgisayarı da yanıma koydum. MS hastalığı sayfasını açtım böyle bir hastanenin. Belirtilerinden bahsederken oraya bakacağım. O yüzden şöyle yaptığımda şaşırmayın. Bu unutkanlıklar MS'le bir tık daha fazla arttı ama kabullendik ve bununla yaşamayı öğrendik diyelim. Şimdi ben sürecimin başından başlayacağım. Ama öncesinde eğer bilmiyorsanız şöyle şuraya bir yere bırakacağım. Glutensiz beslenme sürecim ve iyileşme sürecimle alakalı ben 2 tane video çektim. En son bir ayı geçti sanırım bir iyileşme sürecimle alakalı bir video paylaşmıştım ve orada aslında bu zamana kadar neler oldu, nasıl iyileştim o gluten sürecinde ondan bahsettim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü benim MS'le olan mücadelem aslında çok çok daha önce başlamış. O videoyu çekmemle ve tekrar izlememle de anladım. Şimdi 2021 yılının Ağustos ayında Bursa'da annemlerin evinde böyle salonda koltukta oturuyordum. Bir anda sol kulağıma çok böyle yüksek şiddette bir ses ve ağrı geldi ve çınlamaya başladı. Ama bu böyle birinin sizi anması veya işte sizden konuşan kulağım çınladı gibi bir çınlama değil de daha yüksek. Ama ben ilk öyle yordum. Abi biri beni anıyor sanırım falan diye. Ama çok yüksekti ve rahatsız oldum. Hatta şunu yaptığımı hatırlıyorum böyle kulağım çınladı falan diye. Neyse böyle dedim ki yani ben şu an kalkamayacağım. Çok şiddetli bir ağrı ve çınlama girdi. Biraz uzanacağım falan. İşte dediler hani yorulduk ettik, sıcak vesaire onun etkisi. Biraz uzandım. Fakat o gün başlayan kulak çınlamam sadece sol kulağımda hala bugün devam ediyor. Ve o kulak çınlaması bir start oldu. Onun hemen öncesinde de bir haftadır falan devam eden aşırı şiddette mide bulantısı ve mide ağrısı. Ama nasıl anlatayım size? Masaya oturuyorum. Çok sevdiğim bir yemek. Böyle tam bir çatal alacağım. Kokusu aşırı bir şekilde rahatsız ediyor. Ve böyle midem bulanıyor. Hani ne bileyim hamilelerde falan da olabiliyor böyle tiksinme. Onun gibi anlatabilirim belki. Ve işte hani hep midem hassas olduğu için o gluten sürecinde de yani küçüklüğümden beri mide bağırsak problemleri yaşadığım için ona vurduk. Hatta işte avokado dokunuyor biliyorum ondan olabilir tadına bakmıştım dedim ama yani dokunmayan bir şey yediğimde de bulanıyor filan. Neyse mide problemlerim vardı. Sıcakta bayılmalarım, baş dönmelerim vardı. Çok sık unutkanlıklarım vardı ama hani herkes unutuyor. Hepimiz yoğun koşturmaca, çalışma hayatı, kafamız dolu unutabiliyoruz diye düşünüyoruz. Ve ellerimde, ayaklarımda kasılmalar var. Bu da işte magnezyum eksikliğin var, kas kramplar falan deniyor ya hep öyle denmişti. Ama o hafta yani kulak çınlamamın olduğu hafta bunların hepsini aynı şekilde yaşıyorum. Ama o zaman hiçbir bilgim yok.
Ve bu arada 2021 Ağustos kulak çınlaması yaşadığım günün öncesinde de ta gerilere gidiyorum. Benim yaklaşık 2009 yılı, 2008-2009 yılından itibaren de sürekli şikayetlerim vardı. Otoimmün yani bağışıklık problemleri. Nedir bu? Çok sık hasta oluyorum. Ondan sonra bağışıklığım çok çabuk düşüyor. Ondan sonra hasta olduğumda diğer insanlara göre yaşadığım yorgunluk, hastalığı ağır atlatma seviyem çok fazla. Mide problemlerim hiç geçmiyor. Ne kadar sağlıklı beslensem, dikkat etsem de, evet bana göre sağlıklı olabilir, başkasına göre sağlıklı olmayabilir diyebilirsiniz. Ama doktora, diyetisyenlere ve çeşitli uzmanlara giderek bu süreci yapmıştım. Ve en son işte mide, reflü, ülser vesaire bir sürü süreçten geçtim. Hatta o zaman gluten testi, işte gıda intolerans ve gıda alerji testleri yaptırdım. O videoda işte ondan bahsetmiştim. Aşırı yorgunluğum var, işte baş ağrım çok vesaire diye. Çünkü benim iş hayatıma sirayet eden bir yorgunluktu bu, yani size anlatan böyle bir anda ne denir, fişinizin çekip hani %100 iken çat da %1'e düşmeniz gibi, enteresan. Yani pili bitmiş bir telefon gibi, örnek vereyim, nasıl anlatacağım bilemedim ama beni anladığınızı düşünüyorum şu an bu hissi yaşayanların en azından. Ve bu hiç geçmeyen yorgunluk, mide problemleri, bağırsak problemleri vesaire aslında sürekli bir otoimmün sistemde bir sorun olduğunun habercisi, sürekli bir sinyal veriyor. Neyse ben 2 sene yaklaşık, dediğim gibi o videoda da bahsettiğim şekilde, gluten, süt ürünleri, yumurta hiç tüketmedim. Onun nedeni de o intolerans testinde çıkan işte bunları yeme uyarılarına uymamdı aslında. Nitekim o 2 senenin sonunda hakikaten düzenli olarak işte yoga yapıyorum, spor yapıyorum, meditasyon yapıyorum, nefes çalışıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum o düzende. Gluten yemiyorum, tüketmiyorum. Ve mide problemlerim bayağı düzeldi. Ve daha iyiydim. Ama ara ara olan yorgunluklarım, baş ağrılarım, kas kramplarım geçmedi. Ya da gene nasıl diyeyim, düzenli olarak mide ağrıyıp kabız veya ishal olmuyordum. Ama aralarda gene bana kendini hatırlatıyordu. Yani %100 geçtiği hiç olmadı. Ve burada Batı tıbbı, Doğu tıbbı, aslında pek çok şey denedim. Şimdi bu geçmişten alıyorum bu süreci ve geliyoruz Ağustos 2021'e. Kulak çınlaması ve bu o süreçten 2009'dan bu yana da bu arada ben sürekli işte check-up yaptıran, ondan sonra nörolojik muayenelere giden ve aslında her sene MR çekilen bir insanım. Ve 2009'da ilk MR'ım çekildiğinde böyle bayılıp işte şey yapmıştım, kötü olmuştum, unutkanlıklarım olmuştu. Uludağ Üniversitesi'nde MR'ım çekildi ve o zaman kimdi doktor hatırlayamıyorum. MS plaklarının görüldüğünü ama bayılıp unutkanlık olduğu için, böyle kasılıp kaldığım için epilepsi olabileceğimi düşündü. Ve ardından ben 3 aya yakın, 2009 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, belki o dönem hayatımda olan insanlar, arkadaşlarım hatırlıyordur. Şu an hatırlayamıyorum. 2009 olması lazım, epilepsi teşhisi konuldu ve ben 3 ay kadar epilepsi ilacı kullandım. İşte takip edin, takipte kalın dendi ama hani başka bir şey. O zaman tabii ki hani epilepsiyi bir tık daha biliyoruz ama MS'i hiç bilmiyoruz ve ben daha lisedeyim o zaman. Ve ardından dedik ki tamam, yani bir sorun yok. Ben sonra üniversiteye başladım bu süreçte. Üniversiteye devam ettim işte 2011 yılıyla 2016 yılları arasında. Ara ara yorgunluklarım, mide sıkıntılarım, işte böbrek vesaire hep sorunlarım oldu. Ama işte Melis hassas, Melis'in midesi sıkıntılı şeklinde hep idare etmiştik. Ve bu arada gene her sene ben nöroloğa gidip MR çektirdim. Hiçbir doktor da bir şey demedi. Yani MS plaklarını düşündürüyor ama MS'in yok dendi ki ben her seferinde başım ağrıyor, kramplarım var, unutkanlıklarım var, aşırı şiddetli yorgunluğum var dedim. Hepsi strese bağladı. Ve genel olarak daha sakin, sabırlı bir insanım. Çok aşırı, nasıl diyeyim, çabuk stres olmayan bir insanım ama tamam dedim. Gluten süreci de girdi, glutene bağladık dedik. Gene geldim 2021 Ağustos ayına, kulak çınlaması ve dedim ki tamam, artık biz bu ne olduğunu anlayamadık bunun. Kulak burun boğaza gidelim. Kulak burun boğaza gittik. Doktor dedi ki bizden kaynaklı değil. Sonra ben böyle dank etti, dedim ki
Benim hani yıllardır var olan ama hani teşhisi konulmamış bir şeyim var. MR çektiriyorum. Ben hep böyle MS plakları olduğu söyleniyor ama MS'im yok dedim. Ondan sonra işte başka şikayetlerim de var aslında. Yorgunluk, mide, otoimmün sıkıntılarım da var. Çok sık hasta oluyorum. Ama dedim nöroloğa düzenli gidiyorum. Bir sorun yok. Hani sizce bundan olabilir mi dedim. Ve çok iyi bir doktormuş şansıma. Ve dedi ki hemen nörolojiye git. Yani bizle alakalı değil. Bence bu nöroloji ile alakalı olabilir dedi. Ve onun arkasından İzmir'deydik o zaman. Urla Devlet Hastanesi'nden randevu aldık gittik. İyi ki de ona gitmişim çünkü daha önce gittiğim hepsi özel hastanelerde ve özel hastanelerde MR sonucumu göremediler. İyi doktorlara da gittik. Beyin cerrahisine de gittik. Ama iyi sandığımız doktorlar maalesef göremedi. Daha doğrusu iyi sandığımız demeyeyim de uzmanlıkları MS olmadıkları için belki göremediler diyeyim. Daha doğru olur. Yanlış bir tabirle kimseyi kızmak veya kimseyi kırmak istemiyorum. Birazcık hastalığın vermiş olduğu bir hassasiyet diyeyim o söylediğim cümleye. Ben Urla Devlet Hastanesi'nden randevu alıp gittim nöroloji. Ve ben Urla Devlet Hastanesi'nden randevu alıp oradaki nöroloji birimine gittim. Bilge Hanım diye bir doktor vardı. Çok sağ olsun. Genç ve çok tatlı bir doktor. MR çekildi bana ve ilaçlı MR çekildi orada. Ve sonucumda dedi ki şu anda aktif bir plağın var. Ve başka da MS plakların fazlaca. Kesinlikle dedi bir MS uzmanına gitmelisin. Aslında profesyonel bakış açısı kesinlikle bu. Biz burada dedi bunun ilacını yapamıyoruz yani ileri tetkiklerini. 9 Eylül'de dedi Serkan hocam var. Arayıp telefonunu benim yönlendirdiğimizi söylerseniz daha hızlı bir şekilde randevu bulabilirsiniz. Hemen gidin dedi. Çünkü şu an aktif bir plak var dedi. Tabii o zaman hiçbir bilgim yok açıkçası. Yani bilinçli insanlarız ama MS ne bilmiyorum. Hani Google'a açıp Google'lamak istemiyorum falan. Çünkü moralim bozulacak. Ne olduğunu da bilmeden Allah Allah aktif plak diye bir şey varmış. Ondan sonra ben ardından Bilge hocamın da yönlendirmesiyle hemen Profesör Doktor Serkan Özakbaş'ı aradım. Hemen sekreterine Minel Hanım'a durumu izah ettim ve hemen bana yardımcı oldular. İşte o hafta içerisinde hemen gittik. Yani bu da artık ne zamana tekabül ediyor? Eylül ayına tekabül ediyor sanırım. Ardından Serkan Hoca'ya anlattık durumu ve Serkan Hoca hemen gerçekten de MR'da aktif bir plak olduğunu ama ileri tetkik yapmamız gerektiğini söyledi. Ama dedi ki şu an aktif bir plan var ve işte beni muayene etti. Acilen dedi kortizon tedavisine başlamamız lazım. Gerçekten de seni MS olarak değerlendireceğiz ama tetkik sonuçları bizi yanıltırsa o zaman ona göre bir rota çizeceğiz. Ama sen hani şu andan itibaren bir multiple skleroz hastası olarak kendini değerlendirip ona göre yol almalıyız dedi. Tabii ki ilk bunu duyduğumda büyük bir şok. Ne olduğunu bilememe ve böyle affedersiniz salak bir ruh hali içerisindeyim. Ne olduğunu bilmiyorum ama ömür boyu devam eden bir rahatsızlık olduğunu biliyorum. Ve o anda doktorun size ne anlattığını çok da duyamıyorsunuz. Çünkü ilk şok hali yani belki de hani o kabullenememe, hani yasın evreleri var ya, belki de ilk hali kabullenememe evresinde oluyorsunuz. Belki onu ilk yaşadığımda anlatmam çok zor olurdu. Şu an bir tık daha kabullenmiş halimde, bir tık daha rahat anlatabiliyorum. Gene de çok rahat alanımda değil bunu anlatmak. Ne olduğunu hatırlamaya çalışıyorum bir yandan ve belimden beyin omurilik sıvısı alınması gerektiği yani boss alınması gerektiğini söyledi. Ben bundan bayağı korkuyordum boss alınmasından. Hani omurilik sıvısı alınacak, beyin omurilik sıvısı belden. Hani biraz korkutucu geliyor. Nasıl olacağını bilemiyorsun. Çok çekindiğim bir şey işte internette yazıyor ki felç kalınabilir vesaire filan. O yüzden bayağı endişe ediyordum açıkçası. Ve süreçlerim artık 9 Eylül Üniversitesi'nde araştırma hastanesi olduğu için orada yapılmaya başlandı. Her ne kadar şu anda MS günübirlik birimi kapatılsa da diliyorum ki bu yanlışlarından dönüp Serkan hocamıza bizim gibi sahip çıkacak ve MS birimini tekrar açacaklar. Bu konu hani arada belirtmek istedim. Derin yaramız. Umarım bu hatalarından dönecek 9 Eylül. Bir araştırma hastanesinin MS günübirlik kapatması çok üzücü. Neyse bu ara şeyi söyledikten sonra geri dönüyorum. Çünkü beni üzen bir konuydu ve benim gibi bir sürü yarı yolda kalan MS hastasının kanayan bir yarası şu anda bu.
Neyse geri dönüyorum konuya. Ve ben hemen 9 Eylül Üniversitesi'ne gittim Serkan hocamın yönlendirmesiyle. Orada hemen kortizon almaya başladım. 10 gün boyunca peş peşe damar yolundan 1 miligramlık kortizon aldım. Ve kortizon süreci çok kolay değildi gerçekten. Kortizon alan MS'lerim veya kortizon alan başka rahatsızlıkları olan takipçilerim biliyorlardır. Gerçekten günde 1 miligram kortizon hiç kolay değil. Yani hap formunda daha düşük miligramlarda olanlar bile öyle ki psikolojiyi inanılmaz şekilde etkiliyor. Zaten MS'in böyle beyin sisi denilen karanlık bir hali var. Üstüne kortizon da alınca gerçekten hayatımın en zor zamanlarından biriydi. Böyle halüsinasyonlar, kafamın dönmeleri, gerçeklik ve rüyayı algılayamamam, neyin gerçek neyin değil, psikolojik olarak inanılmaz düşüşler. O kortizon almaya gittiğimde sizden daha iyi olan veya size göre durumu daha ağır olan MS'lerim var. Ve onlarla sohbet ediyorsunuz. Bazen size çok iyi geliyor. Bazen de büyük düşüşler yaşıyorsunuz. Çünkü kimseyi kırmak istemem. Kırdıysam, kırarsam özür diliyorum şimdiden. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum çünkü. Şimdi MS'in başında belki de hani siz daha MS'i yeni öğrenmiş şekilde oraya gidiyorsunuz ve başınıza ne geleceğinden pek haberiniz yok. MS hakkında hiçbir fikriniz yok. Oturmuş, damar yolu açılmış şekilde kortizon alıyorsunuz. Bitmesini bekliyorsunuz. Aileniz ya da sevdikleriniz belki dışarıda sizi bekliyor. Ve çok daha önce mücadele etmeye başlayıp belki vücudumda bir engeli oluşan, işte oraya tekerlekli sandalye veya bastonla gelen MS'leriniz oluyor. Ve onları gördüğünüzde ben de mi bu şekilde olacağım hissiyatı yaşıyor insan. Ve eğer oraya bastonsuz veya tekerlekli sandalye olmadan gittiyseniz ilk anda bunu kabullenmek sizin için zor. O MS taşlarım onu yaşadığı ve kabullendiği için o evrede belki onlar için bizle konuşmak daha rahat. Bilmiyorum, yaşamadığım için orayı bilmiyorum, anlayamıyorum. Gerçekten de çok hassas bir konu. Ve o kortizon almaya gittiğinizde sizden fiziksel olarak daha iyi durumda olan ya da psikolojik olarak daha iyi durumda olan MS'ler ve size göre daha kötü olduğunu söyleyen MS'ler de oluyor. İşte o evre, onlarla konuşmak, o kabullenme evresi çok zor. Yani niye ben, benim de mi başıma bu gelecek? Benim de mi hastalığım böyle geçecek denen bir süreç. Hatta bazen kulaklık takıp, hatta çoğunlukla bazen demeyeyim, müzik dinliyordum, kitaplar okuyordum. Bu süreçte çok fazla acaba psikolojik mi oldu diye, işte barış muslular vücudun hayır diyorsa, ne bileyim enerji çalışmaları neler neler denemeye başladım. MS'i yenen Terry Walsh'in kitabını okudum. Yani çünkü bir çözüm arıyorsunuz. Benim ilk çözüm aramakla başladı. Hani şok evresi ve anında çözüm arama evresi. Herkese süreç farklı işliyor ama kortizonun çok ağır geldiği ve hiç yerimden kalkamadığım günler de oldu. Ve ardından belimden sıvı alınma işleminin olduğu gün geldi. İlk belimden sıvı alınmaya çalışıldığı gün 8-9 kere yaklaşık belime iğneyle girmeye çalışıp alamadı 9 Eylül'deki bir doktor. Ya tecrübesizliğinden ya da bilmiyorum o anki ruh halinden emin olamıyorum, alamadı. Çünkü hani vücut yapımın gayet rahat olduğunu ve rahat alınabileceğini söylemişti. Bu benim yaşadığım kötü bir tecrübeydi. Bu demek değil ki sizin başınıza gelecek. Ama şunu öğrendim ki eğer hani 3'ten fazla belinizden sıvı alamıyorsa, o an iğneye giremiyorsa tam yerine, o zaman ben istemiyorum, başka doktor istiyorum deme hakkınız varmış. O anda ben böyle ağlamakla bunu düşünemedim. Biraz onun hırsına geldi. Yanında intern vardı. Ona göstereceğim derken biraz saçmaladı bence oradaki doktor. Bu evrede sağlık çalışan olarak kızdığım tek doktor o açıkçası. Gene de emeği vardır, saygı duyuyorum ama o dönem beni çok üzmüştü. Çünkü o bel omurilik sıvısı alınamadığı için ve 9 kere iğneye girip çıktığı için belden arkadan çok
acılı bir hafta yaşadım. 2 hafta neredeyse yatıp kalkamadım, tuvalete oturamıyorum. Yani çok sıkıntılı bir evreydi. O yüzden siz eğer belinizden omurilik sıvısı alınacağınız evreye gelirseniz ve o an işlem sırasında doktor 3 kere girip çıkmasına rağmen hala yapamadıysa ben istemiyorum. Lütfen başka bir doktor gelsin ya da başka bir yöntemle alın şeklinde söyleyin. Çünkü benim alamadığı için bir hafta sonrasına falan, yani 1,5 hafta sanırım o ağrılarım geçtikten sonra. Çünkü düşünsene de kaç kere iğne girip çıkıyor ve buralar kemik, ince yapılar. Çok zorluyor insanı, çok canını acıtıyor. O ağrım geçtikten sonra tekrardan beni başka bir radyoloji servisiydi sanırım. Orada aldılar. Ultrasonla bakarak, belki beni sakinleştirerek iki doktor aldı ve o kadar acısız ve rahat bir işlenmiş ki meğersem hiç korkacağınız bir şey değil gerçekten. Gayet rahat alınıyormuş. Yani aslında problem diğer doktorun el melekesinde olduğunu düşünüyorum. O kadar rahat ve sorunsuz ki gerçekten böyle beni sakinleştirdi. Melis bir şey yok dedi. Bak ultrason cihazdan sen de bakabilirsin dedi. Cihazdan baktılar, ekrandan ben gördüm. Çok çok böyle sadece iğnenin girişini hissediyorsunuz. Oradan girdi sakince. Şu L3, L4 müydü? Tam hatırlayamıyorum. Yalan bilgi de vermek istemiyorum şu anda. Oradan girdiler. Düzgün bir şekilde beyin omurilik sıvısını aldılar. Ben de zaten gördüm. Acısız ve sorunsuz bir şekilde kalktım ve sonrasında ağrım, sızığım, bir sorunum olmadı. Sadece o sıvının alındığı gün işte hani sırt üstü yatın. Ondan sonra ve işte çay kahve için çok fazla kalkıp dolanmayın. O sıvının vücuda tekrar toparlanıp gelmesi için dediler. Ve ben de onu uyguladım. Biraz baş ağrısı oldu. Onun için ağrı kesici içmiştim. Ama yani ilk tecrübem gibi olmadı. Yani doğru alınırsa ağrısız, sızısız ve korkusuz bir işlem. Herhangi bir felç kalma riski vesaire de yok. Hani tabii ki doktorunuz daha iyi bilir. Ben böyle kesin kesin konuşmak istemedim ama... Yani 9 kere girip çıktılar. Doğru yanlış bilmiyorum. Delik deşik oldum gerçekten. Böyle izler uzun süre geçmedi. Ağrıdan mahvoldum. Şu an gülerek anlatıyorum ama çok kötüydü o ilk doktor tecrübem. Adını vermek istemiyorum. Bir kadın doktordu. Genç. Daha sonra o işte radyoloji servisinde ultrasonla bakılarak alındı. Mükemmeldi. Yani onlara saygılarımı, saygılı ve sevgilerimi gönderiyorum o iki doktora. 9 Eylül'deki. Ve işte beyin omurilik sıvısı alınıp teste gönderiliyor. İçerisinde hani MS'i taklit eden başka hastalıklar olabilir mi diye de 8 tüp kan alındı o gün benden. Ve o beyin omurilik sıvısı ve kan tahlillerinin çıkması yaklaşık 1 ayı buldu. 1 ay boyunca biz bekledik. Çünkü dile kolay, yani düşünsenize 8 tüp kandan MS'i taklit eden, işte ne bileyim aklıma şu an gelen lupus veya işte bağışıklık sistemi hastalıkları, romatizma, fibromiyalji vesaire, hani her şeye bakılıyor. Bayağı kalın bir doküman oluyor sonunda ve 9 Eylül bunu araştırıyordu. Hala öyle mi bilmiyorum ama bir araştırma hastanesi, üniversite hastanesi bu anlamda çok iyi. Yani muhakkak MS uzmanının olduğu bir hastaneye gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet, randevu bulmak zor oluyor ama özel muayenehanesine gidip sizi yönlendirdiğinde hastaneye bir tık daha işler hızlı ilerliyor. Bu anlamda Serkan Hoca'yla sürecimiz çok rahat, sağ olsun. Dilerim dediğim gibi bu süreden sonra da Serkan Hoca hastaneye geri döner ve süreç aynı bir şekilde devam eder. Çünkü MS hastalığı adına çok fazla emeği olan bir hocamız. Benden omurilik sıvısı alındı. Kan tahlilleri için 8 tüp kan gönderildi. Bir ay bekledik ve bir ayın sonunda biz Serkan Hoca'nın özel muayenehanesine, Balçova'daki gittik. Gerçekten tam yani 3 hafta falan sürdü en az. Aralarda sürekli açıp açıp baktık. Tabii ben bu süreçte okuyorum, ne oluyor falan. Kortizon haftada, bir hafta sonra tekrar alınıyor. Bir ay sonra tekrar alınıyor falan. Yani 10 gün aldım. Sanırım 3 günle 10 gün arası değişiyor kişiden kişiye. Ama benim kulak çınlamam geçmedi. O da moralimi bozuyor haliyle. Ne yapacağım bilmiyorum. Okuyorum. Okudukça yalan yanlış bilgiler görmüşüm. O zaman moralim bozuluyor falan. İşte kortizon aldığım için tuzsuz şekersiz besleniyorum. Bir anda hayatımız daha değişti ve tepe taklak oldu diyeyim. Ve o anlardaki de en büyük umudum, belimden sıvı alınmaya çalışıldığı gün Arman'ın görüşmesi var ve ben ona diyorum ki bu görüşmeye git, bizim hayatımızı değiştirecek. Ve o gün yaptığı görüşme sonrası biz bugün Hollanda'dayız. Hatta böyle hiç bırakıp gitmek istememişti. Ben iki göz iki çeşme ağlıyorum, çok kötüyüm. O diyor ki hani bırakıp şu an gidemem. Dedim ki ben hissediyorum ve benim buradan biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var. Evet, beynim de benimle geliyor ama
Bana dedim iyi gelecek. Benim yeni bir umuda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Hani senle görüşmek isteyen şirkette lütfen görüş. Arman'ı gönderdim eve. Böyle ailelerimize falan da söylemedik. Arman o gün Rotterdam'la Hollanda ile iş görüşmesi yaptı. Ve benim eskiden hayalim bir gün Rotterdam'da yaşamaktı. Bunu hiç bilmeden aslında o görüşmeyi yaptı. Ve bugün buradayız. Benim tam da belimden sıvı alındığı gün. Ve ardından benim sonucum çıktı. Biz sebep yok diyoruz. Anne babalarımız diyor ki yok yok ya MS olmayabilir. Bence içimizi rahat tutalım. Negatif çıkacak. Çünkü hani o bir bant sonucu var. Negatif veya pozitif çıkıyor. Ama doktor demişti ki hani o bant negatif de çıksa hani MS olunabiliyor. Hani önemli olan ortaya çıkan etkiler ve senin yaşadıkların ve bu anlattıkların ve MR'da gördüğümüz demiyelinize plaklar vesaire ve biz gittik. O bantlar pozitif çıkmış sonuçta ki. Ve bütün değerlerim multiple skleroz olduğumu gösteriyor. 2009'lardan 7'lerden beri incelenen tüm MR'larımı toplayıp getirdim. Ve aslında şanslıyım ki 2021'de kulak çınlaması şikayetiyle gittiğim ve sonra nörolojide ilaçlı MR çekilmemle tam o anda aktif plak olduğu, tam o anda atak geçirdiğim ortaya çıktı. Yani teşhis edilmesi için aslında kulak çınlamamın olması bir nevi şanslı diyebilirim. Evet beni çok zorluyor ama bugün kulak çınlamam olmasaydı belki MS'imi hala teşhis edememiş olabilir ve daha ileriki bir evreye gelmiş olabilirdi. Ve doktor Serkan dedi ki evet sen multiple skleroz hastasısın. Sonuçlarda zaten hani tahminimizi doğruluyor. Ve bu saatten sonra ömür boyu kullanacağımız bir ilacımız var. Moral bozmak yok. Çok fazla ileri gitmeden bu sürecin başında yakaladık. Evet benim ondan fazla planım var. Nereleri, hangi sinirleri bloke ettiğini bilmiyoruz. Ama çok şükür ki fiziksel bir hasar almadan tespit edebildik. Tabii ki öyle de olabilirdi. O zaman da o yolda onu kabullenerek devam etmeliydik. Ama hani var olduğum o anki durumda buna seviniyor aileler. Öyle söyleyeyim. Hani çok şükür daha başını yakaladık diye. Ve bana relapsing remitting multiple skleroz teşhisi konuldu. Yani ataklarla ve iyileşmelerle devam eden multiple skleroz. MS'in aslında çeşitleri ve evreleri var. MS plaklarının nerede olduğuna, yani hangi sinir hücrelerinin ne boyutta tahrip olduğuna göre MS'in çeşidi, evresi hastadan hastaya değişiyor. Yani aynı MS çeşidine sahip olduğum bir arkadaşımın başka bir sinir hücresi tahrip olduğu için bana göre daha iyi veya daha kötü olarak lanse edilebilir. Örneğin ben mesela çok unutuyorum. Yolları hatırlayamama sıkıntım var. Hani böyle çabuk kaybolabiliyorum. Aklımda tutamıyorum yolları. Veya bazı konularda büyük unutkanlıklarım var. O yüzden oralardaki sinir hücrelerinin bloke olduğunu düşünüyorum. Veya işte bu kulak çınlamamda son çıkan şeylerin, plakların oluşan lezyonların kulak bölgesine yakın olması nedeniyle oradaki bir yeri bloke ettiği ve belki bu yüzden kulak çınlamamın olduğu da düşünülüyor. Bu herkes de farklı. Çünkü MS hastalığında bağışıklık sistemi kendi sinir hücrelerini, beyin ve omurilikteki sinir iletimini sağlayan bu miyelin kılıflarına düşman olarak görüp onları yani tanımıyor ve onları öldürüyor. Onlara savaş açıyor diyeyim. Yani kendi bağışıklık sistemi sinir hücrelerini tanımayıp o plaklara tahribat veriyor. Ve o dışındaki miyelin kılıfı da tahrip olunca demiyelinize plak görüntüsü ortaya çıkıyor. Buna da plak veya lezyon diyorlar. Bilmiyorum, umarım doğru aktarmışımdır. Yani kendi bağışıklık sistemimiz harekete geçerek kendi sinir hücrelerini öldürüyor. Ve bu sinir hücrelerini ne boyutta, nerede, ne şekilde tahrip ettiği de önemli. Örneğin işte el kol sinirlerini tahrip ettiğinde belki ne bileyim kolunuzu kullanamayabiliyorsunuz. Veya ayağınızdaki sinirleri, orayla bağlantılı olan sinirleri tahrip ettiğinde belki yürüyemiyorsunuz. Bunları söylemek çok kolay değil.
Bunu izleyip şu an bunu yaşayan emektaşlarım da vardır muhakkak. Ve gönülden sevgi ve saygı duyuyorum. Yarın neyi yaşayıp yaşamayacağımız belli değil. Dediğim gibi benim kulağıma, unutkanlığıma ve aşırı yorgunluk hallerime neden oldu. Atak olduğu zaman bağışıklık sistemi harekete geçmiş. Ve o anda bir yeri bloke ediyor demek. Ama anında kortizonla müdahale edildiği zaman o hasarın geri gelme ihtimali var. Örneğin hani işte gözünüze perde indi, göremiyorsunuz, gözünüzde bulanıklık var veya kolunuz uyuştu, hiçbir şekilde hissiyat yok. Anında müdahaleyle kortizonla bu hissiyatın geri gelmesi veya işte o blokenin, o tahribatın durması sağlanabiliyor. Ve ardından işte fizik tedavi ve başka tedavilerle doktorunuzun, uzmanın önerdiği o rahatsızlıklar geri hale getirilebiliyor. Evet, sinir hücreleri maalesef ki geri dönmüyor, iyileştirilemiyor. Ama en azından o atağın o anda durdurulmasını kortizon sağlıyor. Ve bu yüzden de evet, kortizonu çok sevmeme rağmen bizim tek çaremiz ve tek bizi iyileştiren şey kortizon. O zaman da ben işte 10 gün kortizon aldım ve ardından bana 3 tane ilaç seçeneği sundu doktorum. 2 tanesi hap, bir tanesi enjeksiyon şeklindeydi. Ama o diğer hap olan ilaç şeyde, mide problemleri yaşayanlar için sıkıntı verebilir bir ilaçtı. Ben de mide sorunları çok yaşadığım için öncesinde dedim ki hani onu seçmeyeyim. Hepsinin çünkü belli yan etkileri var. O dedi ki hani onun mide problemlerine neden oluyor ve döküntü olabilir. İşte enjeksiyon belki alerji yapabilir ama hani çok başka sorunu yok işte. Peki dedim, diğeri günde bir tane alınan bir hap vardı bir de işte. O da dedi ki hani saç dökülmesi yapabilir ama herkes de değil. O da hani ilk aylarda oluyor, sonra da geçiyor. Ama herkes de olacak diye bir şey yok. Ve ben de düşünce günde bir tane hap almak mantıklı geldi bana. Adı da Aubagio, Aubagio falan diye de okunabiliyor. Aşağı yazarım adını. Ve ben dedim ki tamam, bunu kullanabilirim. Karaciğer değerlerini biraz yükseltebileceği, saç dökülmesi yapabileceği. Ama bunun da tetkik ve kan tahlilleriyle bakılıp ona göre devam edileceği söylemişti. Ve biz hemen başlayalım dedi. Bu sadece MS uzmanının veya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği MS biriminin yer aldığı hastanelerde MS uzmanları tarafından yazılabiliyor bir ilaç. Çünkü bu ilaçlar bayağı ve oldukça pahalı. Türkiye'de sağlık sigortası MS ilaçlarını karşılıyor. Evet, bazen bulunmasında zorluk yaşıyoruz. Çünkü MS ilacı bekleyen tüm MS ilaçlarım sorunsuz ve hızlı bir şekilde bulurlar. Bazen birimizin elinde fazla olunca ötekimize verebiliyoruz. Biliyoruz çünkü kullanmamız gerekiyor. Ve ben Aubagio isimli bu MS ilacını seçtim. Bu ilaç her gün bir tane içilen, işte her gün aynı saatte içilmesine önem verilen bir ilaç. Ve ben o 3 ilaç önerisi arasından Aubagio isimli ilacı seçtim. Bugün şimdi size göstereceğim. Şöyle bir ilaç. Asıl menşei Fransa sanırım ama Türkiye'ye geliyor. İçerisinde şöyle 28 tane ilaç var. Doktor size bir seferde sanırım 3 paket yazabiliyor. Ve dediğim gibi Sağlık Bakanlığı, sağlık sigortanız varsa bunu karşılıyor. Şimdi burada gün gün işte gösteriyor, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye. Çünkü unutkanlığımız ve karıştırma riskimiz fazla olduğu için bunu düşünmüşler. Normalde şöyle şurasında cırt cırt var, açıyorsunuz. Bu Hollanda versiyonu olduğu için şöyle yakından göstereyim. İsimler, yani günler, haftanın günleri Hollandaca şekilde yazılmış. Ama bu Türkiye'de Türkçe şekilde yazılmış. Aubagio diye bir ilaç. Etken maddesi de teriflunomid. İşte sizin başka rahatsızlıklarınız varsa muhakkak doktorunuz bunu bilip ona göre önerecektir. Bu ilacı kullanmaya başlayalım. Sonra 6 ay sonra bakalım bir problem var mı, fiziksel olarak iyi geliyor mu vesaire diye sizi izliyor açıkçası. Eğer bir sene boyunca da size iyi geliyor ve bir senenin sonucunda da MR sonucunuzda yeni bir plak yoksa, bir atak geçirmediyseniz arada, doktorunuz da okey verirse, herhangi bir yan etkisi olmadıysa o zaman ilaca devam edebiliyorsunuz. 2021 Ekim ayından itibaren bu ilacı kullanıyorum. Yani baktığınız zaman 1,5 yıldır bu ilacı kullanıyorum. Herhangi bir mide problemi yapmadı. Karaciğer değerlerime 3 ayda bir bakılıyor ve karaciğer değerlerimde bir problem yaratmadı. Biraz beyaz kan hücrelerini düşürüyor.
Bu ilaçları neden kullanıyoruz? MS ilaçlarının niyeti bağışıklık sistemini baskılamaktır. Bağışıklık sistemimizi baskılıyoruz ki harekete geçmesin, sinir hücrelerimizi öldürmesin ve atak geçirmeyelim diye. Ve bazı sinir hücrelerimiz bloke olup bize hayatı zorlaştırmasın diye. Bu yüzden ki ilaç kullanmak çok çok önemli. Eğer doktorunuz MS teşhisi koydu ve MS ilacına başlamanız gerekiyor diyorsa kesinlikle başlamanız gerekiyor. Çünkü şöyle MS taşlarım da var. İlaç zararlı, MS ilacı kullanmak istemiyorum, MS ilacı kullanırsam işte hamile kalamam, ömür boyu ilaç kullanmak istemiyorum. Evet ama MS'i tamamen iyileştirmiyor biliyorum. Ama biz bu sayede günlük hayatımıza sorunsuz şekilde devam ediyoruz. Bu yüzden MS'imiz ilerlemiyor. Ve size şunu paylaşmak istiyorum. Ben de çok umutsuzdum. Acaba bu ilaç iyi geliyor mu diye. Ve bir sene olduğunda kontrole gittim. İnanılmaz stresliydi. Yani o yaşadığım panik atakları ve üzüntüyü, depresif halleri size anlatamam. Bir senenin sonunda gittim. İlaçlı MR çekildi. Yani hem beyin, boyun, omurilik hepsi çekiliyor. Ve yeni plak olmadığı, ilacın işe yaradığı gözlemlendi ki benim hani ondan fazla lezyonum vardı, plağım vardı. Hatta Hollanda'da çekilende yeni lezyon görülmüştü. Ben inanılmaz üzülmüştüm ve böyle karalar bağlamıştım. Hani niye iyi gitmiyor diye. Tabii ki bu arada yeni lezyon da çıkabilirdi. Kötüye de gidebilirdi. Dünyanın sonu değil. Çünkü o zaman da bir sonraki evrenin ya da başka bir ilaca geçecektik belki. Çünkü her ilaç her MS hastasına iyi gelmeyebilir. İlk seferinde belki olmayabilir, tutmayabilir. Veya hangi evrede yakalandığınıza bağlı belki bir sonraki evrenin ilacı size iyi gelecek olabilir. O yüzden aslında her şey hazırlıklıydım. Ama yeni plak çıkmadı, her şeyin yolunda gittiğini söyledi doktor ve istersen bu ilacı devam edebileceğim. Bu ilaç eğer hani hamile kalmaya karar vermediğin sürece veya hamile kalmadığın sürece sorun olmayan bir ilaçtı benim için. Çünkü hani doktor öyle söyledi. Onun haricinde kullanabilirsin dedi. İlk zamanlar kortizon ve bu ilaca başlamamla birlikte aşırı şekilde saçım döküldü. Ama yani anlatamam size. Hani şuralar mesela biraz daha toparlandı şimdi. Şöyle göstereyim. Burası falan böyle açılmıştı. Ha çok açılmalı olmuyor aslında ama biraz da saç yoğunluğumuza bağlı. Bayağı dökülmüştü. Aşırı da moralim bozuldu. O zaman hatta bazı ürünler kullandım. Biyotin kullandım. Vitaminler falan doktoruma sorarak tabii ki kafama göre değil asla. Ve 3 ay sonra hakikaten de doktorum dediği gibi saçlarım yeniden çıkmaya başladı. Şimdi bile yani bayağı bebek saçlarım var. Bayağı uzadı. Şurada falan da saçlarım. Böyle moralim bozulup kestirmiştim. Kısa sürede böyle uzadı. Arada tabii ki gene o 1,5 senede kestirdim 2-3 kez. Saçlarım tekrardan gürleşti. Tahtaya vuruyorum burada çok şükür diyeyim. Hatta şöyle bir... ve 3 ayın sonunda saçlarım tekrar çıkmaya başladı. Tabii kortizonun vücudumdan atılması bir tık daha uzun sürdü. Ama o yüzden niye kortizon kullanıyorum, çok zor günler yaşıyorum, MS ilacı kullanmalı mıyım diye kendinizi çok da zora sokmayın. Her şey biraz da olacağına varıyor. Eğer doktorunuz bunu kullan dediyse muhakkak kullanın. Onun gerçekten sözünden çıkmayın. Bugün bu noktada iyiysem ilaçlarım, aldığım tedaviler de sayesinde. O yüzden kesinlikle doktorunuzun dediklerinden çıkmayın. Kafanıza göre herhangi bir tedavi yapmayın. Çünkü herkes konuşuyor. Ben şöyle çözdüm, ben bu hapı içtim, bu vitamini içtim ya da ilacı bıraktım beslenmeyle ben bunu çözdüm diyenler oluyor. Sosyal medyada görüyoruz. Yani karalamak istemem asla ama beslenme listesi verip ben iyileştim, benim MS hastalığım, siz de iyileşebilirsiniz diye program satanlar, bunun reklamını yapanlar var. Arkadaşlar hepimizin MS'i birbirinden çok farklı. Hepimiz süreci çok farklı yaşıyoruz. Başka rahatsızlıklarımız olabilir. Yaşımız, DNA'mız, her şeyimiz çok farklı veya süreci kontrolümüz, süreci yönetimimiz. Hepimizin lezyonları farklı yerlerde, boyutları farklı yerlerde. Ve o yüzden kafanıza göre sadece beslenmeyle çözüyorum, ilaç kullanmıyorum, o çözmüş ben de onun gibi çözebilirim bir şeylere asla inanmayın. Buradaki tek gerçekten inanacağınız şey kendi MS uzmanı doktorunuz. O yüzden bu noktada tıp doktorları hariç kafanıza göre hiç kimseye hiçbir şeye inanmayın. Çünkü
bu ilaçlar, tamam ilaç endüstrisi çok masum demiyorum ama biz bu MS ilaçları sayesinde bugün bu şekilde iyiyiz. Umuyorum ki bir gün MS'in tamamen tedavisi bulunacak ve iyileşeceğiz. Hatta şu an MS çalışmaları devam ediyor. MS aşısı devam ediyor. Çünkü biraz kanserin tersi gibi bir hastalık. Yani çok anmak istemesem de hastalıkların adını ama maalesef bu videonun adı o ve çok andığım için de kusuruma bakmayın. Çağırmak için değil aslında, biraz kalpten kalbe gerçekleri konuşalım diye. Kanserde nasıl vücut kendi vücudunda oluşan kanserli hücreleri tanımıyor, düşman olarak ve kabul ediyorsa, MS'de de kendi hücrelerini düşman olarak görüyor. O yüzden biraz tam tersi diyorum. Belki onun için gerekli olan, onu tanıması, kabul etmesi ve MS için gerekli bir şey bulunursa iki hastalık da çözülür diye umuyorum. Çok istiyorum ki kanserde, MS'de tamamen çözülsün ve iyileşsin. Dilerim ki ileride videolarımız olur. Bizim yaşasın MS'i ortadan kaldıran aşıyı ve tedavi olmaya başladım ve iyileştim diye çok isterim. Ama o sürece kadar birlikte güçlü ve bir arada mücadele edeceğiz. Bu mücadeleye devam ederken de doktorumuzun sözünden çıkmayacağız. Açıkçası ben arada işte ozon terapi alıyorum, işte ya da vitaminler kullanıyorum. Bunları yapmadan hepsinden önce doktorlarıma danışıyorum. Ve işte Serkan Hoca'nın yoğunluğundan dolayı ve yurt dışında olduğum için de ulaşamadığım dönem sevgili doktorum İzmir Katip Çelebi'deki Cihat Uzunköprü hocama ulaştım. İnanılmaz tatlı, inanılmaz profesyonel bir doktor o da. Hocam bir şey soracaktım diye Instagram hesabı var. Ve Cihat hocama da ulaşarak pek çok şey sorabiliyorum. İzmir'e gittiğimde sağ olsun muayene etti. Bana çok moral verdi, beni motive etti. Her olan şeyde onun atak olamayacağı, bu süreçlerin normal olduğu, kendimizi, kafamızı buna çok yormamamız gerektiğini bana güzel bir şekilde anlattı. Bu bazen şimdi işte nöropatik ağrılarımız oluyor veya işte her ağrımızı, sıkıntımızı MS'e yorabiliyoruz. Cihat Hoca bu noktalarda çok profesyonel ve samimi dille açıklıyor. O yüzden her düşüşümde de yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum buradan ona. Instagram'dan da muhakkak takip edin. Yine aşağı bırakacağım Cihat Hocamı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok moralim bozuk oldu. Burada senelik kontrolümde yeni plak çıktı denilen dönemde ta İzmir'den Hollanda'ya bana destek oldu. Gider gitmez zaten yanına gittim. Gerçekten dünyalar iyisi. Bu kadar egosuz, bu kadar bilgili ve tatlı bir doktor olamaz yani. İnanılmaz seviyoruz kendisini bütün MS'ler olarak. Ve o süreçte de onun desteği gerçekten çok iyi geldi. Birazcık belki karışık ve kompleks anlatmış olabilirim. Umarım doğru ve düzgün ifade etmiş olabilirim. Dediğim gibi kırıcı veya yanlış bir şey söylediysem affola. Psikolojik olarak benim için de çok kolay değil bunları anlatmak. O yüzden biraz oradan biraz oradan karman çorman anlatmış olabilirim. Sormak istediğiniz, anlatamadığım, anlaşılmayan her ne varsa yazabilirsiniz. Ben doktor değilim, bilmiyorum. Ama son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Şu bilgisayarı açayım. MS hastalığının belirtileri nedir diye bir böyle başlık açmıştım. Bir hastanenin linki, bir doktorun yazısı. Kafama göre söylemek istemiyorum. Diyor ki MS hastalığının belirtileri kişiden kişiye göre değişebilmektedir. MS'li hastalar aşağıdaki problemlerin bir veya birkaçını iyileşen, düzelmeler veya yavaş kötüleyen bir seyirle yaşayabilirlerdi. Neymiş bunlar? Ve ben de aralarından yaşadıklarımı söyleyeceğim. Uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme. Ellerimde, ayaklarımda bunu yaşıyordum ara ara. Hatta denizin içindeyken, yüzerken, işte uyurken, yeni uyandığımda işte şey magnezyum eksikliği vesaire falan olduğunu söylüyorlardı. Ama bunun MS ile alakalı olabileceği ortaya çıktı. Görme kaybı, çift görme. Bunu ben yaşamadım. Ama böyle gözüne perde inmesi gibi, gözünde bulanıklık gibi gelen ataklar oluyor. Ve eğer bu 24 saat ve daha uzun sürüyorsa muhakkak doktorunuza ulaşmalı. Ve doktorunuzun önereceği şekilde bir kortizon tedavisine gerekiyorsa almanız gerekiyor. Ciddi bir belirti ve çoğu insanda da MS'in bu şekilde ortaya çıktığı gözlemlenmiş. Kabızlık veya ishal diyor.
Evet, bağırsak problemleri ben de yaşamıştım. Hem kabızlık hem ishal. Bu çok genel ama diğer belirtilerle birlikte olursa belki kale alınabilir. Hani ben kabızım, MS miyim gibi değil de aslında orada MR'ınız artı bu belirtiler sanırım doktorlar için daha önemli. Konuşma bozukluğu, böyle konuşurken duraksama, ne söyleyeceğini bilememe, kafanın böyle nasıl diyeyim bulanması gibi bir hal. Bu bende de olmuştu. Cinsel fonksiyon bozuklukları. Evet, bu da çok görülen bir şeymiş yine. Denge kaybı, bulantı. Denge kaybı da çok sık yaşanılan bir problemmiş. Özellikle ataklar sırasında benim de dengem pek iyi değildi. Bu yüzden yogada da denge egzersizleri yapmaya çalışıyorum sık sıkça. Yorgunluk. Yani en çok yaşadığım MS eşittir bende ne dediğim şey yorgunluk. Ama bu ciddi bir yorgunluk. Fişinin ani çekilmesi. İzmir'de Bayrak'ta otururken işten geldiğimizde, işten döndüğümde kuaförün önünden geçiyormuşum. Ve kuaförün bana sesleniyormuş, bakıyorlarmış. Bana demişlerdi ki o kadar yorgun görünüyorsun ki. Yani böyle acaba bu kıza ne yapıyorlar, nerede çalışıyor diye düşünmüştük. Perişan haldeydim ve bizi yanından geçmene rağmen görmüyordun dediler. O şiddette bir yorgunluk. Hani geliyordum eve mesela böyle boş boş duvara bakıyordum. Gelir gelmez uyuyordum. Mesela bir anda çok enerjikken çat diye böyle hiç halim yok kapanıyordum. Veya işte sıcak çok kötü etkiliyor. Ondan bahsetmeyi unuttum. Sıcak hiç iyi gelmiyor bana. Bazı MS hastalarında sıcağa karşı direnç daha az. Bazılarına çok iyi gelmiyor sıcak. Çoğunlukla çok sıcak hamam vesaire tarzı şeyler de önermiyorlar. Sıcak da benim için berbat ve İzmir sıcağı felaketti. O anlamda Hollanda bana daha iyi geldi. Sıcak olduğunda ben bayılıyorum. Zaten tansiyonum da düşük ve böyle konuşamıyorum. Aşırı yorgunluk oluyor. Dışarı çıkamıyorum yani yazları direkt öyle söyleyeyim. İşte hamam, sauna vesaire öyle yerlere de giremiyorum. Çok terleten, vücut ısısını arttıran sporları da yapamıyorum. O anlamda beni kötü etkiliyor ve yorgunluk da aslında aşırı yorgunluk diyeyim. Böyle ekstrem, hani anlayamadığınız ekstremlikte bir yorgunluk. Tabii ki yine hastadan hastaya değişiyor. Bendeki en büyük etkendi. Depresyon demiş. Ani iniş çıkış yaşayan bir ruh halim vardı. Kortizon da buna etki ediyordu. Bir anda çok mutluyken bir anda daha üzgün. Hatta psikiyatriye, psikoloğa da gittiğim oldu. Çok bir problem görmedi. Tabii ki elbette hepimizin iniş çıkışları oluyor. Hepimizin belki psikoloğa gitmeye ihtiyacı var. Ama ani iniş çıkış bir depresif ruh halim olduğu dönem oldu. Hala da ara ara MS'den dolayı oluyor ama yavaş yavaş kabullenerek gün gün atlatıyoruz diyeyim. Kısa süreli hafıza problemleri, evet bunu da çok sık yaşıyordum yorgunluk gibi. Bir anda konuşurken çat diye böyle ne dediğimi unutma. Yani hani Allah Allah ya hani aptallaştım iyice diyordum ya da B12 mi azaldı falan. Hani insan hemen ona yoruyor ya ama enteresan hafıza kaybı. Yani dururken böyle ne diyeceğini bilip duraksıyorsun ve insanlar Allah Allah ya garip bu kız da diyebilecek bir şey yansıyor karşıya. Yutma zorluğunu ben yaşamadım. Ama aynı zamanda demiş ki kol veya bacakta kuvvet azalması, güçsüzlük şikayetiyle de bazı insanlarda MS hastalığı başlar demiş. Duyu bozuklukları, bulanık görme, denge bozuklukları, çift görme gibi belirtiler de en çok MS hastalarının doktora başvurduğu belirtilermiş. Ama demiş ki MS hastalığının belirtilerinin her hastada birbirinden farklı olabileceğini akılda tutmak gerekir kesinlikle. Senin nasıl başladı, benim öyle başlamadı, benimki MS mi değil mi diye karşılaştırmak pek doğru değil. Bugün bunu anlatıyorum ama benim çok farklı yakın bir MS'daşım var, MS'li arkadaşım var. Onun bambaşka, yani onun gözüyle başlamış. Benim bayılmalarım, baş ağrılarım, yorgunluklarım, işte el ayak kasılmalarım ve kulak çınlamamla başladı. Yani belki de o yüzden benimkini doktorlar çok çabuk anlayamadılar. İşte görmesinde bir şey yok diye. O yüzden söylemek istiyorum ki içtenlikle kendinizi hiçbir MS hastasıyla kıyaslamayın. O en başta dediğim şey vardı ya hani MS birimine gittiğimde kortizon almaya
İşte kendinizi kıyaslıyorsunuz. Ben de mi böyle olacağım veya ben daha mı iyiyim diye. Aslında bu çok doğru bir şey değilmiş. Onu da sonradan anlıyorsunuz. Neyin ne olacağı, ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Biraz gerçekten zaman gösteriyor. Bize düşen ilaçlarımız içmek, doktorun dediklerine uymak, işte ne Akdeniz tipi beslenme öneriyorlar. Elimizden geldiğince sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Evet, arada uymadığımız şeyler oluyor. Biz insan değiliz, biz de her şeyi yaşamak istiyoruz. Psikolojik olarak çok zor evrelerden geçiyoruz. Bu yüzden bir uzmandan psikolojik destek almanın önemi büyük, bir psikologa da psikiyatra giderek. Özellikle MS olduğunuzu öğrendiğiniz ilk evrelerde veya ilaç tedavinizde, açıkçası ilk 6 ayda bir uzmandan yardım almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü insanın kendi başına bununla baş etmesi, mücadele etmesi çok zor. Profesyonel dışarıdan bir yardım önemli. Çünkü aileniz, akrabalarınız, sevdikleriniz yanınızda olacağım derken şöyle yorumlar yapabiliyorlar. Çok şükür ki kanser değilsin. Ya da çok şükür ki ölümcül bir hastalığın yok. İlla sakat kalacaksın diye bir şey yok. Yani hastalığı kıyaslama pek iyi gelmiyor. Çünkü çevrenizde belki o hastalığa sahip insanlar da var. Onları da kırabilir bu cümleler. O yüzden hastalığın kıyaslanması, çok şükür iyisin gibi şeylerin söylenmesi insana çok iyi gelmiyor. O anlamda da profesyonel bir insandan yardım almak, bir uzmanla konuşmak daha iyi. Sevdiklerinize tutunmanız çok değerli. Bu dönemde çevremden çok fazla insan ayrıldı. Biraz da İzmir'den Hollanda'ya yerleştik. Çok sevdiğim, kardeş gibi gördüğüm insanlar konuşmayı kestiler, destek vermediler. Bir o kadar da çok kalpten destek olan, hiç bırakmayan insanlar da oldu. Onlara da sımsıkı tutundum. MS gerçekten hayatımda yepyeni bir sayfa açtı. Belki biraz daha bencil olmayı, kendime öz sevgi ve öz şefkati daha fazla göstermeyi öğretti. Dediğim gibi çok iniş çıkışlar yaşadım. Eşim, ailem ve bazı canım arkadaşlarım, işte kardeşim, kuzenim, onlar beni hiç bırakmadılar ama bazı yakın gördüklerim de destek olmadılar. Onların desteklerinin olmayışı veya kötü yorumları sizi üzebiliyor. Çünkü gerçekten yenilir, yutulur, kabul edilebilir bir süreç olmuyor. Dediğim gibi şu an rahat anlatıp konuşabiliyorum ama ilk 6 ay ya da ilk 3 ay özellikle hiç kolay değildi. Bir de üzerine hastalığı öğrendikten sonra 2 ay sonra biz buraya geldik, göç ettik. O yüzden bir yalnızlaşma ve destek arama hali vardı. Bu yüzdendir ki sosyal medyada bu hastalığımı paylaştım ve sizlerle bir araya geldik. Ve hep, yani her yazan neredeyse diyordu, Melis süreci nasıl başladı? Bununla ilgili bir video atar mısın? Cümleleri nasıl toparlayacağımı hiçbir zaman bilemedim ve kendimi hazır hissetmedim. Biliyorum ki bugün de toparlayamadım ve belki çok güzel anlatamadım. Biraz karman çorman, biraz oradan biraz buradan anlattım. Ama her nasılsa bu videonun altında da biz bir şekilde bir araya geleceğiz biliyorum. Bu video gitmesi gerekene gidecek, ulaşması gerekene ulaşacak ve bir şekilde yollarımız kesişecek. Ve o yolda siz de benim yeni yol arkadaşım olacaksınız. O yüzden yeni yol arkadaşlarım, siz de MS yolculuğumda hayatıma hoş geldiniz. Diliyorum ki her şey bizim için daha güzel olacak. Kötü günler de yaşayacağız, dibi gördüğümüz günler de olacak. Ama yukarı iyi günlere de beraber tırmanacağız. Gerçekten biz birlikte çok güçlüyüz. Siz de düşüncelerinizi, hissiyatlarınızı, yaşadığınız böyle tecrübe veya etrafınızda duyduğunuz şeyler varsa aşağıda yazın, buluşalım. Öncelikle MS taşlarıma, sonra da bütün takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sizi üzen, strese sokan, size iyi gelmeyen her şeyi ve herkesi de geride bırakın. Gerçekten ben öyle yaptım ve bana çok daha iyi geldi. Doktorum demişti, seni kim strese sokuyor, kim seni üzüyorsa onlarla görüşme, onları hayatından çıkar diye. Böyle hayatından bu insanları çabuk çıkaramayan bir insandım. Ama geçtiğim yılda gerçekten belki Türkiye'den Hollanda'ya da gelmemle bu benim için biraz daha rahat oldu. Çünkü bu hayata bir kere geliyorum. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Sağlıklı günlerimde dinçken ve hastalığı kabullenip biraz daha iyi bir evreye gelmişken gerçekten ben de böyle yaptım. Beni üzen, anlamayan, yanımda olmayan, destek olmayan, hastalığımı belki bir kere bile sormayan insanları ve beni üzen şeyleri hayatımdan çıkarttım. Kolay olmadı ama bugün burada daha iyiyim. Size de bunu tavsiye ediyorum.
En azından yapabileceklerinizi yapmaya şimdiden başlayın. En değerli şey sizsiniz. En değerli şey bundan sonra emesinizle birlikte size açılan yeni sayfa. Dediğim gibi bu yolda birlikteyiz. Yorumlarınızı, desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Belki beğenebilir, belki abone olabilirsin. Belki de bu videonun çok az bir kısmına denk geldin ve izledin. Yolumuz kesiştiyse tesadüf değil, ne mutlu bana. Hoş geldin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal. Kalpten sarılıyorum, kucaklıyorum. Hoşça kalın.